Sizin eve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir açıklama yaptı ve bu açıklaması da sosyal medyada çok gündem oldu. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor dedi. Bunun biraz bize açıklayabilir misiniz? Yani koyun eti dana etinden daha mı ucuz? Dana eti çok pahalı. Yani bu sene danada çok sıkıntı var. Kısa bir süre önce 165 liraya alıyorduk karkas eti. Şu anda 200 küsür lira oldu. Yani o bakımdan kuzuda pek o kadar rağbet var ama şey yok. Fiyat artışı yok. Dananın daha çok. Ama neden kaynaklanıyor onu bilmiyoruz. Yani şimdi koyun eti damak tadı, yani bu damak tadını değiştirmek gerekiyor. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Parası olan en güzel şeyi alıp yiyebiliyor ablacığım. Parası olmayan da bütçesine göre bir şeyler alıp yemeye çalışıyor yani. Şu anda et fiyatları nasıl? Kıymanın kilosu ne kadar? Şu vatandaştan bir talep var mı ete? 248 lira. Normal kıyma 220 lira. Orta yağlı köftelik yemeklik. Vatandaşların bütçesi olan kişiler tekrar söylüyorum alıp rahatlıkla yiyebiliyor. Bütçesi olmayan da hazır kıymaya yöneliyor ucuz diye. Ya başka bir şey yok. Yani talep olarak eski Ramazanlardaki gibi işler yok. Yani bu da öyle tahmin ediyorum şeyle bütçeyle alakalı. Daha çok neyi tercih ediyor peki buraya gelen vatandaşlar? Hangi eti tercih ediyorlar ya da tavuğa mı daha çok yöneliyor? Yok, tavuğa pek yönelmiyorlar. Dana kuşbaşıyla dana kıyma ağırlık oluyor. Yani tavuk pek, tavuk da ucuz değil. Tavuk çok pahalı. O bakımdan pek rağbet yok tavuğa. Ramazan döneminde durum değişti mi? Aynı. Ramazan'da bir şey değişmiyor. Her sene olan şey Ramazan'a girerken bütün her şeye zam geliyor biliyorsunuz. Yani olup olmayan şeylere herkes zam yapıyor. Ama neden kaynaklanıyor onu bilmiyorum.